şu anda uzlaşmalarla alakalı vatandaşımızla, belediye başkanı olarak söylüyorum, bunu ifade etmekte fayda var. Tüm ekibimle beraber birebir insanları ikna etmek, diğer bölgelerde, deprem bölgelerinde yaşanan sıkıntıları görsel olarak anlatıp bu binalarda bizim artık yapı stoğumuzu değiştirmemizin gerekli olduğunu, insanlarımızın, vatandaşlarımızın, hemşehrilerimizin canı hiçbir şeye ekonomik olarak bunun karşılığında değer olmadığını, ekonomik olmadığını anlatmaya çalıştık. Ve şu anda bu alanda yaklaşık 750 bağımsız bölüm var. İş yerleriyle beraber 1030 civarında bir bağımsız bölümün dönüşümünü gerçekleştiriyor, adet olarak söylüyorum. Ve burada vatandaşlarımızla yapmış olduğumuz bu görüşmeler neticesinde ortalama söylüyorum %90 oranında gerek ofis, gerek ticaret ve gerek konut olarak uzlaşma oranlarımızı gerçekleştirdik. Şu anda 130 adet bina yıkıyoruz. Yaklaşık bunun içinde de 250 civarında bağımsız bölüm, ticaretle beraber 400 civarında bağımsız bölüm yıkıldı. Evet. Ne kadar yıkım var daha? Şu anda bizim 300'ün üzerinde, yani 350 civarında falan da daha bir yıkım gerçekleşecek. Ne zamana kadar bitirmeyi planlıyorsunuz? Bunları bizim yıkım işimizi Mart ayı sonuna kadar, yani Nisan ortalama diyelim, Nisan sonuna kadar İnşallah bu yıkım gerçekleşir diye düşünüyorum. Tamamından bahsediyorum yani. Başkanım, asıl felaketinin ifade edeyim. Öncelikle işte az önce de size ifade ettiğim gibi bu konutlar öncelikle fay hattının üzerinde bulunan rezerv alanıyla alakalı önce yer seçimini yaptık. Oradaki bu riskli bölgenin üzerinde kalan, bu bandın üzerinde kalan alanı temizlemek adına, o kardeşlerimizi mağdur etmemek adına buraya şu anda 55 konut, 9 iş yeri inşaatımız devam ediyor. İnşallah bunu da tabii hızlı bir şekilde ben bu sene sonuna kadar teslim edileceği kanaatimi taşıyorum. Çok güzel, işte deprem bölgesinde gördük. TOKİ'nin yaptığı konutların en ufak bir çizik dahi olmadığını. Burada zemin iyileştirmesinden jet kıratına kadar, gerekiyorsa fora kazık çalışmalarına kadar ben en güzel şekilde yapıldığını, ben burada özellikle bu bölgede zemin iyileştirme noktasında jet kırat çalışması yapıldı. Yani yerin derinliğine 18 metre mesafeye çimento basıldı ve bu şekilde zemin iyileştirildi. Yani bununla alakalı işte yapıların doğru yapıldığı, yani yapı denetimin ne kadar önemli olduğunu burada, işte hem demir donatısını, yani statik projelerin ne kadar önemli olduğunu burada bir kez daha görmüş oluyoruz. İnşallah bizim vatandaşlarımız da, hemşerilerimiz de buradan en iyi şekilde istifade edecekler. Güvenli konutlarda kalacaklar. Bu da devletimizin imkanlarıyla buna kavuşmuş olacaklar. İnşallah bunlar da örnek teşkil edecek. Burada 3 blokumuz var. 2 blok şu anda inşaatı devam ediyor. Buna belirli seviye geldikten sonra hemen şu arkamızda, şu makinenin hemen ön bölümünde kalan yerde de bir blok daha olacak. Bunları da yıl sonuna kadar tahmin ediyorum inşallah vatandaşlarımıza. Şu anda bunların sahipleri belli.
bunlara yerler gösterildi. Sadece ne? Bloklar içinde kuralları çekilecek. Bu şekilde teslim etmiş olacağız. İnşallah hemşehrilerimize hayırlı olur, ilçemize hayırlı olur diye düşünüyorum.